Herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber tekrardan Marmara Forum MediaMarkt mağazasındayız. Bugün elektrikli skuterlara beraber göz atacağız. Elektrikli skuterlar hem şehir içi ulaşımda hem de motosiklet gibi cihazlara göre daha az tehlikeli olmasından dolayı tercih edilen yeni nesil elektrikli bir ulaşım aracı. Bu yeni elektrikli ulaşım aracı hem ekonomik bakımdan aynı zamanda da çevreye zarar vermediğinden ötürü oldukça tercih edilen bir model olduğunu söyleyebiliriz. Şehir içi ulaşımda yaklaşık 25 ila 30 kilometre ortalama hıza sahip olan bu cihaz oldukça kolay bir kullanıma sahip olduğundan dolayı gerçekten birçok kişinin tercihi oluyor. Artık motosikletler olsun, şehir içi ulaşım olsun, bunun yanı sıra bir elektrikli scooter'ım olsun ve beni her yere götürsün istiyor. Zamandan tasarruf etmek isteyenler için aynı zamanda yakıta ihtiyaç duymayan bu cihazlara şimdi gelin yakından bakalım. Bu cihazları alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Kısaca bunlardan bahsedelim. O zaman listemize başlıyoruz. Elektrikli skuter alırken tabii ki ihtiyacınıza yönelik bir elektrikli skuter almanız gerekiyor. Bu cihazı kullanacağınız arazi buradaki en önemli kriterlerden biri olabilir. Çünkü kullandığınız cihazın pil kapasitesi yüksek olması gerekiyor. Eğer pil kapasitesi yüksekse günde ortalama kaç dakika bu cihazı sürecekseniz ona göre bir elektrikli skuter tercih etmeniz gerekiyor. Eğer pil kapasitesi düşükse yarı yolda bırakabilir, gideceğiniz yere ulaşamayabilirsiniz. Bu yüzden ilk önce dikkat etmeniz gereken şey bir cihazın pil kapasitesi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü dediğimiz gibi eğer araziler çok fazla zorluyorsa pil kapasitesini daha hızlı bir şekilde tükenmesini sağlıyor. Öte yandan dikkat etmeniz gereken bir başka özellik ise ağırlık kapasitesi. Yaklaşık 100 ila 120 kilogram arasında bu cihazın kaldırma kapasitesi bulunuyor. Eğer bu cihazları tercih ederken kendi kilonuzla kapasitesinden fazlasını aşarsanız cihazınızda geri dönülmeyecek arızalar yaratabilirsiniz. Bu da size maddi olarak kayıplar yaşatabilir. Bu yüzden cihazınızı alırken kullanacağınızda ne kadar kilogram kaldırabildiğini de öğrenmeniz sizin için oldukça iyi olabilir diyebiliriz. Üçüncü özelliğimiz ise yüksek ve genişlik arkadaşlar. Şimdi sizlere gösterecek olduğum bu skuterlar tabii ki MediaMarkt mağazasına gelip görebileceğiniz skuterlar ve genişlik tarafında siz de fark ediyorsunuzdur ki hepsi birbirinden farklı. Süreceğiniz arazide yerde sürtünmeler olması size elektrikli skuter alırken belki sıkıntılar yaşatabilir. Ulaşım tarafında kavisli yerlerde, yollarda size en uygun olanı bulmanız gerekiyor. Eğer normal günlük kullanımda hiçbir kavis olmadan herhangi bir taşlı ortamda kullanmıyorsanız ona göre bir skuter tercih edebilirsiniz. Ama eğer yolunuzda çok fazla inişler çıkışlar bulunuyorsa alırken mutlaka dikkat etmeniz gerekir. Çünkü pil ayaklarınızın altında oluyor genelde ve zarar görürse yine size maddi sıkıntılar yaşatabilir maalesef ki. Dedikten sonra bir başka ve en önemli kriterlerden biri fren sistemi arkadaşlar. Çünkü bu cihazları gerçekten ulaşım yolu üzerinde kullanıyorsunuz ve karşınıza çıkabilecek herhangi bir olası tehlike durumunda fren sistemi ne kadar iyi çalışıyorsa tabii ki kurtulma olanımız ya da tehlikeyi en az şekilde atlatabiliyor olma olasılığımız da bu fren sistemine bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Bir cihazın fren sistemi ne kadar iyiyse tabii ki fiyatları da o kadar değişiyor. Siz kendinize en uygun olanını bir MediaMarkt mağazasına gelip tabii ki bulabilirsiniz. Buradaki yetkili satıcılar sizlere en doğru bilgiyi verecektir diyelim. Şimdi ise süspansiyonlara gelelim. Bu cihazlarda tabii ki bahsetmiştik. Eğer kaldırımlı yollardan gidiyorsanız öyle bir titreşim hissediyorsunuz ki yolu göremeyecek hale geliyorsunuz ve bu gerçekten kullanım açısından aldığınıza pişman edecek taraflar yaratabiliyor ve hoş olmuyor. Bunun için de yapmanız gereken şey aslında bir cihazı alırken süspansiyonunu deneyebilirseniz sizler için daha iyi olur. Yolda giderken o arazilerdeki en az sarsılmayı hissettiren cihaz sizler için en iyisi olacaktır diyelim. Bir başka özelliğimiz de tabii ki bu cihazları kullanıyoruz. Günlük kullanımda yanımızda taşımamız gerekiyor. Hafifliği de bir başka önemli taraf. Cihazı taşıyoruz tabii ki hafifliği yanımızda dedik. Alternatifler de yanında geliyor. Peki neler bunlar? Telefonumuzu koyabileceğimiz, navigasyonumuzu görebileceğimiz telefon tutucuların olması da bizim için ekstra bir alternatif yaratıyor diyebiliriz. Bu cihazları kullanırken lütfen güvenlik önlemlerinizi alın. Gerekirse bir kask ile kullanın. Aynı zamanda yeleğiniz varsa yeleğinizle size o floresanlı yelekle bu cihazları akşamları kullanmanızı tavsiye ederiz. Birçok özellik
güzellikten bahsettik. Son eklemem gereken birkaç şey varsa da cihazları alırken lastiklerin sağlamlığına da ne kadar güce dayanabildiğine de mutlaka dikkat edin. Küçük son birkaç detay daha bahsedecek olursam, bu cihazların üzerinde bulunan reflektörlerin güçleri de sizin gece yolculuklarınızda tabii ki önünüzü daha rahat görmenizi sağlayacak. Buna da dikkat edebilirsiniz. Bu cihazlar yaklaşık 5-6 saatte şarj olabiliyor. Şarj süreleri de tabii ki bizler için önemli. Ne kadar sıklıkta kullanacağız? Bu kullandığımız sıklıkta bizi menzil olarak ne kadar götürecek? Bu cihazların ağırlıkları ne olacak? Bunları zaten bahsettik. Bunlara dikkat ederseniz çok daha güzel olabilir diyelim. O zaman videomuzun sonuna gelelim. Tabii ki daha detaylı bilgi istiyorsanız sizler de bir MediaMarkt mağazasına gelip detaylı bilgileri elde edinebilirsiniz. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Umarım elektrikli scooter alırken nelere dikkat etmeniz konusunda yardımcı olabilmişizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.